tartışma severler. Her hafta kimin hangi konuda linç edildiğine bakarak gündeme böyle oyun zaten. Bu hafta Meryem Can, Türkiye'de fakirlerin giremediği söylenen yerlere gidiyorum başlıklı bir video yayınlaması üzerine linç edildi. Hülya Avşar hepimize simit yememiz gerektiğini öğütledi. Gazeteci Muharrem Sarıkaya canlı yayında kameraman tokatladı. Ne kadar rezil bir adam bu arada ya. Her şeyi, onun rezilliğini geçtim, karşısında Fatma Şahin oturuyor. Fatma Şahin kalkıp da siz ne yapıyorsunuz ya diye bir kere bile dönüp sormuyor. Bu nasıl bir rezalet? Ben gittiğim yerlerde bir dakika dinlenmediğimi anlasam ki bir sorun mu var derim. Sorarım yani. Nasıl bir şey ya? İnsanlar kullanmadıkları uygun fiyatlı ürünleri tanıtan linkçi influencerlara tepki gösterdi. Yine çiçek gibi bir gündemimiz var. Daha fazla uzatmayalım ve hazırsanız başlayalım. İnternet gündeminin, linçlerin, dramaların dürüst ve güvenilir adresine hoş geldiniz. İnternette yaşanan olaylardan haberdar olmak, dün Jahreyn acayip linç edi diyen arkadaşınızın yanında boynunuz bükük kalmamak için bana abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Evet. Bu hiç bir tavsiye bu arada. Bildiğiniz gibi korkunç bir krizin ortasındayız ve herkes... Yani halkın gerçeklerine gerçekten bu kadar yakın olmak. Hülya Avşar'ı ben bir kez daha buradan tebrik etmek istiyorum bu arada. Yani halkımızın durumuna bu denli yakın olmak, bu kadar iyi anlamak, analiz etmek ve bu doğrultuda da yapılması gerekeni yapmak. Kendisini tebrik ediyorum. Herkesin tek gündemi dolar kuru. Dakika başı alım gücümüzün düştüğü bu dönemde influencer ve ünlüler de her konu gibi bu konuda da fikir belirtmek istiyor tabii ki. Hülya Avşar'a da belli ki fikri sorulmuş ve Hülya Avşar bize engin bilgileri ve tavsiyeleriyle donatmaya karar vermiş. Bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı bir yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre ne derseniz deyin. Yok yok öyle de öyle. Ay biz bir saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan gerekirse yenecek. Ama bu günleri de... Bak ya. Savaşta mıyız abla ya? Ne anlatıyorsun? Savaşta mıyız? Ne anlatıyorsun sen? He? Savaş mı var? Bir midir? Bir şey mi var? Aa! Bu günleri de attın, ne saçmalıyorsun ya? Bir de en çok buna yer oluyorum ha. Gerekirse yenecek yalnız. Bir dakika dur. Hülya Hanım yemeyecek. İzleyeceksiniz. Hülya Hanım yemeyecek. Kolay atlatacağız. Yani tabii ki evet. Hülya Avşar sırça köşkünden verdiği gerekirse simit yenecek tavsiyesiyle sosyal medya gündemine oturdu. Hayatı boyunca simit yemesi gerekmeyecek birinin simit yiyerek yaşamını devam ettirmek durumuna düşecek kadar fakirleştirilen bir halka akıl vermesi ne güzel simit değil mi? Arkadaşlar. Farkındaysanız simit. Kadın simit yiyeceğiz de demiyor, simit yenecek diyor, bize diyor yani. Ki zaten kendisi kızını Londra'da okumaya gönderirken yanında 4 tane hizmetçi yollamış biri. Evet. Birikiminin, gelirinin boyutunu siz hesap edin. Hülya Avşar modern dünyanın Marie Antoinette'i, simit yenecek lafı da ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinleridir bence. Bu kadar net. Sınıf kininizi güçlendirmek istediğiniz zamanlarda bu videoyu açıp başa sara sara izleyebilirsiniz. Hizmet gibi hizmet. Meryem Can neden linç yedi ya? Asla anlamadım. Arkadaşlar Hülya Avşar sıfır yetenekle bu ülkede ünlü olmuş insanların başında gelir. Sıfır yetenek. Şaka değil bu. Belki kimisi çok sinirlenecek ama hatta herkese de şey denir hep, çok zeki bir kadın denir mesela her zaman. Hayır, sıfır yetenektir kendisi. Ha, güzel midir? Kesinlikle çok güzeldir. Ama çok güçlü bir sesi var deseniz, yo. Muhteşem, mükemmel bir oyunculuğu var deseniz. Herkes şey derse, çok zeki bir kadın der. Hayır. Yatırımlarını doğru yere yapmış bir insan kendisi. Meryem Can, TikTok'ta gördüğü Türkiye'de fakirlerin gidemediği yerler başlıklı seriden ilham alarak TikTok videolarında bahsedilen restoranlara tek tek gitmeye karar veriyor. Videoyu izledikten sonra gerçekten çok merak ettim ve bu mekanlara gidip kendim görmek istedim. Tabii ki burada fakir derken geçimine yetecek kadar geliri olmayan insanlardan bahsediliyor. Neden bu kadar tane tane konuşuyor ya? Meryem Can'dan öğrenecek çok şeyim var belli ki.
Meryem, bebek manjerinin yorumlarını okuyup süslenmeden eşofmanlarıyla giden insanlara garsonların kötü hizmet verdiğini öğreniyor. Bunun üzerine eşofmanları, yere kadar paltosu ve Prada çantasıyla mekana gitmeye karar veriyor. Elbette yorumlarda bu durum çok eleştirilmiş. Özellikle eşofman ve herkeste olan ayakkabılardan giydim diyor ve elindeki Prada çanta 790 pound. Şu anki kur ile yaklaşık 18 bin TL. Bayağı mantıklı ve inandırıcı, aynen. Mekana sözüm yok ama yorumların da gerçeklik payı vardır mutlaka. Bunu bizden dolayı fark etmemişlerdir değil mi? Çünkü biz videoyu ilk izleyenlerdendik. Ben de mesela Prada çantayı görünce bir Prada ya yani eşofman gibi şey olmaz demiştim. Çok yüksekmiş lan çantanın fiyatı. Gerçi çok dikkatli insanlar izliyor zaten. Çok yüksekmiş fiyat. 18 bin lira ya ilgi alanı o demek. Meryem aynı zamanda videoda şöyle diyor. Bence fakirlerin giremeyeceği yerler listesinde bulunması biraz saçma olmuş. Eğer geçiminizi zar zor sağlıyorsanız bile buraya 40 yılda bir güzel bir manzara eşliğinde bir ek Florentine 100 lira vereyim ya deyip gidebilirsiniz. Bunu duyunca aklıma şu tweet geldi. Yoksulluk, yoksul olmayanlar için bir dönem simit yemek sanılabilir. Gerçekte ise ortalama yaşam süresinin 10 yıl civarında kısalması, iyi ısıtılmayan evlerde kış mevsimlerinde ölümlerin artması ve yetersiz beslenen çocuklarda yeterli zihinsel gelişimin olmamasıdır. Aslında Meryem Can'ın 40 yılın başı 100 lira verebileceğini düşündüğü kesim, orta direk kesim. Bu video 5 yıl önce yayınlanmış olsaydı bu gayet yerinde bir öneri olurdu. Ancak şu an orta sınıf neredeyse tamamen yok oldu. Ülkede şu an sadece iki tip insan var. Biri 100 lira bulduğunda ilk işi borçlarını ödemek olacak olan insan, diğeri her gün bir yumurtaya 100 lira verebilecek olan insan. Açıkçası artık çoğu insan için değil buralara gitmek, burger'a gitmek bile lükse giriyor. Doğru. Acama gerçek. Eğer geçiminizi zar zor sağlıyorsanız bile buraya 40 yılın başına gidebilirsiniz. Bu cümle senin kurduğun cümle Meryem Can. Ve bu cümleden bile anlaşılıyor ki geçimini zar zor sağlamak nedir ondan bile bir habersin. Gerçekten kendi adıma ve çevremdeki çoğu kişi adına söyleyebilirim ki Burger King'de bir menüye 30-40 vermek bile bizim için artık çok geliyor. En basitinden ben mesela lise ve üniversite dönemlerimde benim en lüks gidebildiğim yer, bak benim lise ve üniversite dönemlerimde de öyleydi, benim gidebildiğim en lüks yer Burger King'di. İnciydi. Mesela eğer ki şey yattıysa işte, ne denir ona? Kredilerimizi yattıysa eğer, kredilerimizde ya Burger'a giderdik ya İnci'ye giderdik. Çünkü orada hani biraz daha üst fiyatlar olurdu genelde. 15 lira diyorsun ama sen yani o döneme göre de mesela o da lüks geliyordu. Anladın mı? Çünkü öğrencisin yani günün sonunda her şeye rağmen. Benim de öyle çok lüks bir öğrencilik hayatım olmadı. Yani eğer söz konusu fakirlikse ben fakirliği de görmüş bir insan olarak, hatta en dibini görmüş bir insan olarak fakirken Burger'a da gitmiyorsunuz, McDonald's'a da gitmiyorsunuz. Allah sizi inandırsın. Sandviç ekmeği alıyorsunuz ya da ekmek alıyorsunuz. Ekmek arası bir şeyler yapıyorsunuz. Yanınızda onu götürüyorsunuz. Yani fakirlik aslında bu. Yanlış yaptım diyorsun ya. Yanlış yaptığın şey bunları görmezden gelmen. Ve bu kadar tepki almanın sebebi bu kadar insanı görmezden gelerek ülkenin vatandaşı bile görmüyorken diğerlerinin görmesi hayalini imkansız kılman. Meryem'in bazı takipçileri yani ise hem başlıkta hem de videoda geçen fakir lafından rahatsız olmuş. İnsanlara altını çize çize fakir denmesi midemi bulatıyor. Videolarını genelde çocuklar izliyor. Ve bunu izleyen çocuk anasına babasına, "Baba biz fakir miyiz? Neden böyle yerlere gitmiyoruz?" diye sorsa, o an o babanın, ananın yüzündeki üzüntüyü veya utancı... Çok affedersiniz yani Eleven'a bir şey demek istiyorum. Böyle yaşarsak hiçbirimiz yaşayamayız bu arada. Şunun için söylemek istiyorum. Çünkü televizyonda da aynısı var. Televizyonda da aynısını görüyor. Çocuk şunu demeyecek mi? Anne, baba, işte biz neden böyle bir evde yaşamıyoruz? Demeyecek mi? Yo, bu ya buna kusura bakmayın. Buna ben asla okey değilim bu arada bu fikre. Çok abartı bir ifade. Aşırı abartı bir ifade. Böyle hiç kimse hayatını idame ettiremez bu arada. Çocuk o zaman sokağa da çıkamaz. Okula da gidemez. Çünkü ben çocukken mesela kimisinin beslenmesine muz konuyordu. Benim beslenmeme elma konuyordu. Ben soruyordum. Diyordum ki anne diyordum işte bilmem ne muz diyor mesela.
Diyordu ki evet diyordu, onların daha çok parası var, o yüzden onlar muz alabiliyor. Ben diyorum ki okey yani, çünkü artık çüş yani, yaşayamazsın abi. Gerçekten yaşayamazsın öyle. Birisinin altında mesela ayakkabı görüyorsun. Kendi ayağında daha ucuzu var. Ya da atıyorum Maltepe'de sosyete pazarından almışsın. Maltepe pazarından almışsın ayakkabını. Soruyorsun. Diyorsun ki ya diyorsun baba onunki daha güzel. Benimki niye böyle diyorsun. Bizim durumumuz buna yetti diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani. Fakirsiniz, buraya giremiyorsunuz arkadaşlar. O küçücük çocuğun aklına umutsuz bir dünya sokuyorsun. Hayır, umutsuz bir dünyayı başka birileri sokuyor çocuklarımıza, akıllarına. Hatta umutsuz bir dünya bırakıyorlar yani aslında. Ay, çok korkunç bir açıklama. 33 kişi de bunu beğenmiş ve yani mutsuz dünyayı Meryem Can yaratmadı. Şu anda mutsuz bir dünyada yaşıyoruz zaten. Bence hayatın gerçekleriyle birazcık yüzleşsin bu arkadaş. Böyle yaşanmaz yani çünkü. Yani gerçekten şu an Meryem'i savunacak ne dedim? Meryem'i de savunabilirim bu arada. Haklı gelen bir taraf olursa tabii ki de onu da savunabilirim. Bu hayatımda okuduğum en gereksiz duyarlardan bir tanesi. Fazla abartı. Bu tam tersine, bu ne biliyor musun? Bu hayatın gerçeklerinden çok uzak olmak. Aşırı uzak olmak hatta. Benim çocukluğumdan beri bu dünyada ben yaşıyorum. Ben bu dünyada yaşıyorum. Sen açıklayamazsın. Bunu o baba da açıklayamaz. O anne de açıklayamaz evladına. Video başlığı atarken veya böyle bir video çekerken konuşmana dikkat etmelisin. Fakirseniz buraya giremiyorsunuz arkadaşlar deyip o küçücük çocuğun aklına mutsuz bir dünya bırakıyorsun. Yaptığın video yaşına ve olgunluğuna hiç uygun değil. Bunu eleştiri olarak al Bunu ve bunu yapmış kendi olabilirim. içine Video sorgula. yani Eğer olmayabilir de gerçekten sıkıntı olgun değil bir insansan yani. yanlışın neresinden dönersen kâr ol. Aynı düşünemeyiz ölene kadar yani. Sürekli aynı şeyleri düşünebilmemiz imkansız. İmkansız. Bir insana her konuda katılmak da imkansız. Bir insana her konuda yanlış bulmak da imkansız. Olduğunu tespit edersin. Sana Benim yanlış yanlış söylediği gelmeyebilir ama şeyler o var. küçük çocuk demek ki zengin olmadan, çok Yani bu param da olmadan bu ne? dünyada yaşamam çok anlamsız diye düşünebilir. Video çekerken her kitleye hitap edebilir olmasına dikkat et. Aksi takdirde bu şekilde çok eleştiri alacaksın. Meryem ise bu yorumlara karşılık izleyicilerinin çoğunun çocuklardan değil gençlerden oluştuğunu, fakir kelimesinin ise parasız olmayan anlamına gelen ve hiç de kaba olmayan bir kelime olduğunu, ülkenin yoksulluğunun hesabının yanlış kişilerden sorulduğunu söylemiş ve şunu eklemiş. Ama bir yorumda daha yazmıştım. Ben ajitasyon yapmadığım, popülist söylemlerle bu videoda fakirlik, yoksulluk güzellemesi yapmadığım için hatalıyım. Yoksulmuş en doğrusu. Yoksulun eş anlamlısı fakir. Kendini ya da ailesini geçindirmekte zorluk çeken kişi, toplum ve ülkeler için yoksul kelimesi kullanılmaktadır. Bu konuda mal ve mülkü bulunmayan, aynı zamanda parası olmayan anlamına da geliyor. Türk Dil Kurumu bu kelimeyle eş anlamlı olarak fakir kelimesini karşımıza çıkarmaktadır. Gelen yorumları okudum çok. Evet, fakir kaba geliyor ama yani fakir de yani lügatımı ya fakir aslında yani fakir ne bileyim ha ben de yıllardır fakiri kullanıyorum herhalde. Kendim için de fakiri kullandım. Gerçekten öyle ama. Kimler aşağılamaya döndürdü bunu belli bir süre sonra? Aynı şey eş anlamlı arkadaşlar. Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlı. Yoksul ve fakir. Kulağa mı daha kötü geliyor şey olarak söylendiği zaman? Ha, mesela adını Feriha koydum. Söz fakir diyorsunuz pek çoğunuz. Yani yoksul çok benim de rast geldiğim bir şey değil. Bana kaba gelmiyor. Hiç tanımadığım biri sen fakirsin dese fakir miyim peki yani?
Ya arkadaşlar bu bir içerik sevmezsin, izlemezsin, fikirlerine katılmazsan, videolarını beğenmezsen takipten çıkarsın. Yani her videoyu saniyesinde izleyip bırakmasan bu grup insanı yoruyor sadece. Ya işte ama şöyle düşün. Ya son zamanlarda şeye hiç kızamıyorum bu arada. Yani birileri kötü şeyler söylediğinde, ettiğinde. Ya çünkü gerçekten ciddi bir kızgınlık, ciddi bir sinir var. Ekonomik sebepler dolayısıyla insanlar daha da gergin, daha da sinirliler. O sebepten böyle bu tarz şeylere insanlar kızdıklarında tam net bir şey diyemiyorum. Eskiden çok sinirleniyordum ve çok kızıyordum. Ama artık öyle şey yapamıyorum yani. Eskisi gibi sinirlenemiyorum bile. Ya insana neden? Çünkü herkes sinirli. Ne yazık ki. Böyleyiz. Ben de çok fakirim ve zor durumdayım ama kimseye sallamıyorum. Yani zengini çok rahatlıkla söylüyoruz. Mesela zengin yer o zaman varlıklı mı diyelim bundan sonra? Hakaret olarak söylemek arasında fark var. Şimdi bak birisine şöyle dersin. Fakir dersin. Hakaret olarak algılanır. Tonlamayla da mı alakalı? Birisine fakir dersin. Fakir. Yazık, onlar çok fakirler. Anlatabildim mi? Üslup günün sonunda. Tonlama. Üslubunuz. Hemen bir lavaboya gidip gelsem sıkıntı yaşar mıyız? Derhal koşup geleceğim. Ya bu arada videoyu izlerken hatırlıyorsanız ben de bazı yerler bana da çok garip geldi. Mesela ben de söylemiştim bir takım şeyleri. Ama yani anormal bir linç treni var ya böyle, hani birisi linç edilirken herkes böyle linç trenine haydi wow, sen gelmedin mi ya Mahmut abi, sen de gel işte Halime abla, sen de gel bin, uy tutayım seni geç araya. Aa Abit ne yapıyorsun kardeşim, gel sen de bin falan yapıyor ya. Ona binmek benim pek hoşuma gitmiyor yani o trenin içerisine. Hemen lavaboya gidip geleceğim efendim. Bunu mu devam ettireyim? Kulaklarımla duyacağım çünkü. Yo ya anlıyorum ya. Fakir kelimesi bu arada. Arkadaşlar fakirlik zaten çok rahatsız edici bir şey. Ya buna triggerlanmak kadar normal bir şey yok zaten. Ama yani hani o niyetle mi atılmış onu bilmiyorum. Ya ama şunu düşünmek lazım. Mevcut yoksulluğu yaratanlar bu video içeriklerini yapan insanlar değiller. Mevcut yoksul dünyayı yaratan insanlar bambaşka insanlar. Hemen geliyorum efendim. Bunu devam ediyorum. Kulağımda da dinliyorum. Geliyorum hemen. Çoğunlukla. Şu muhabbeti en mantıklı eleştiren 3-5 yorumdan birisi seninki. Yine de hayata o şekilde bakarsan o çocuğun televizyon izlememesi, internete girmemesi, yaşamaması lazım. Her an duyacağı şeyler bunlar. Bu yüzden sana da niyetine hak versem de söylediklerini doğru bulmuyorum. Ve her şeyden haberdar olduğunu, dünyadan kopuk olmadığını şu şekilde anlatmış. Videoda TikTok üzerinde gördüğümüz Türkiye'de fakirlerin gidemediği yerler listesindeki yerlere gidiyoruz. Liste fakirlerin giremediği yerler diye isimlendirildiği için aynı başlığı kullandık. Ben bu videodan geçimimi kazandığım için normalde yapmadığım masrafları yapıp ilginizi çekeceğini düşündüğüm deneyim odaklı içerikler hazırlamaya çalışıyorum. Kimseyi küçük gören bir bakışın olmadığını zaten videoyu izleyenler biliyor. Ancak 200 TL'ye aldığım pantolon 600 TL olmuş, yoksullaşıyoruz, her şeyin ben de farkındayım. Bu dönemde bazı arkadaşlar videoyu izlemeden fakir kelimesinden tetiklenip sinirini benden çıkarmayı seçmiş, canları sağ olsun. Fakat ben yanlış yaptığım ya da söylediğim hiçbir şey görmedim. Kaldı ki fakir bir küfür ya da hakaret değildir. Bunları belirtmek istedim çünkü bazı yorumlar canımı sıktı. Sevgiler. Meryem Can gibi büyük influencer ve youtuberlar çok iyi bir alım gücüne sahip ve ister istemez bir fanusta yaşıyorlar. Ülkedeki gelişmeleri takip ediyor olmaları çok bir şey ifade etmiyor. Laf arasında ettikleri bir kelimeden bile hayatta takipçileriyle benzer kaygıları paylaşmadıkları ya da takipçilerinin kaygılarını tam olarak anlayamadıkları anlaşılıyor. Bu duruma yapacak hiçbir şey yok. Bu yüzden Meryem Can'a kızmak çok anlamsız. Kendisi eleştirilere çok güzel cevap vermiş aslında. Fakir kelimesini kullanmamak ya da videoda zenginleri boklamak kolaydı ve eminim o durumda kitlesi Meryem'i bağrına basardı. Halbuki bu insanların fakir kelimesini neden ayıp ya da kaba bir kelimeymiş gibi algıladıklarını sorgulaması gerekiyor. Geldim. Ki bir çocuk izleyip ailesine biz fakir miyiz diye soracak argümanı kadar saçma bir şey duymadım. Olması gereken şey söz konusu çocuğun ailesinin dar gelirli olduğunu idrak edebilip bunun sebeplerini sorgulamaya başlamasıdır. Çocuğu eşek kadar olana dek dünyanın gerçeklerinden uzak tutmak değil yani. Neyse, bir yandan da şunu söylemem lazım.
Ben bu tarz içeriklerden zerre haz etmem. Daha yeni... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aslında herkes de cam bir fanusun içinde yaşayamıyor bu arada. Yani gelir standartınız ne kadar yükselirse yükselsin. Şimdi geçmişte gerçekten zor günler geçirdiyseniz eğer o cam fanusun içerisine tam olarak giremiyorsunuz. Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Şahin mi geldi çete? Yok, giremiyorsunuz. Gerçekten giremiyorsunuz. Gelir grubunuz nereye tırmanırsa tırmansın. Giremiyorsunuz yani. Herkes yaşayamıyor yani o cam fanusun içerisinde. Ne olduk Yağmur ben? Ya Meryem şu an iyi kazanıyor diye öncesinde de böyle yaşadığı da bir ön yargıdır. Yani hiç bilmiyorum önceki hayatı nasıldı, nasıl değildi. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani ama herkes böyle elinde altın kaşıklarla, dadılarla, ya mesela hani az önce adı geçtiği için söylüyorum. Mesela ben Zehra Çilingiroğlu gibi büyümedim ya. Ben üniversiteye giderken benim apartımı tuttu ailem sadece. Anladın mı? Hatta yani başlangıçta KYK yurdu çıksın diye dualar ettik. Çıkmadı. Çıkmadı abi. Chat ne diye coştu? Ne oldu ya? Ben chatte hiç kötü bir şey görmedim. Herkes sadece fikrini söylüyor. Kötü bir şey yok şu an. Ne olduğunu anlamadım ben. Herkes fikrini söylüyor. Aynı fikri düşünemeyiz arkadaşlar hepimiz. Bence sakiniz yani şu an. Gayet de medeniyiz hepimiz. Arkadaşlar Pikun'un önünde sinema perdesi boyutunda böyle törmeyemeyim. Doğru bu arada, evet. Hep söylediğim bir şey var ya, herkesin dünyada aynı dertleri olması imkansız abi, imkansız. Çünkü dünya üstünde ciddi bir gelir adaletsizliği var. Hele ki Türkiye'de bu gelir adaletsizliği, gelir eşitsizliği çok daha büyük boyutlarda. Yani herkesin aynı düşünebilmesi, olaylara aynı açıdan bakabilmesi, aynı hassasiyeti görebilmesi, gösterebilmesi imkansız. Herkes fikrini söylediği için biraz hızlı geçti, yoksa medeniyiz hala yani. O zaman devam ediyorum. Ama ben yani kızın oturup da kötü amaçla çektiğini düşünmüyorum açıkçası videoyu. Niye kötü bir niyetle çeksin abi? Yani Vales'in kız arkadaşımın dokunduğu her şeyi satın alıyorum isimli görgüsüzlük şölenini konuşmuştuk. Meryemcan ise beni oldukça şaşırttı. Ne sokağın ortasında "Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz" diye bağırıyor. Ne video boyunca ekrana sürekli trink trink efektleriyle para yazıyor. Ne de gittiği yerlerde izlerken utanacağımız hareketler yapıyor. 7 ilinç sonrası yaptığı açıklamalar ve doğru bildiğinden geri adım. Ya mesela bir video izledik zamanında. Bir daha da o kanalın hiçbir videosuna bakmadım. Bakmayı da düşünmüyorum. Kendisiyle şahsen görüşmeyi de düşünmüyorum. Buram buram görgüsüzlük kokuyordu o video ve ne linç yemişti ne de bir şey olmuştu. Buram buram görgüsüzlük kokuyordu yani. Görgüsüzlük söylemem ama öyleydi. Atmaması. Hatta şöyle söyleyeyim yani genelde aslında YouTube Türkiye'de gayet de buram buram görgüsüzlük kokan videolar var abi. Kimse kusura bakmasın. Sanki ya bir de şey olayı beni çok rahatsız ediyor açıkçası. Sır sizin için. Ay eyvallah ya. Gerçekten. Arkadaşlar sırf sizler için daha iyi bir monitöre geçtim. Sizin için yaptım arkadaşlar bunu. Bunu sizin için yaptım. Asla kendim, asla kendi konforum ve rahatlığım için değil, sizler için. O yüzden lütfen bu yayına bir like basmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok like basın.
Monitöre çok şey gitti arkadaşlar. Asla sponsorlu değil. Asla sponsor değil arkadaşlar. Sponsorlu değil. Menajerimden çıktı. O yüzden daha çok like basın arkadaşlar. Ben de şey yapayım. Aslında beni çok etkiledi. Drama Pasta artık bir Meryem Can fanıdır dostlarım. O zaman biraz daha sinirlerimizi bozalım. Hadi. Ve Muharrem Sarıkaya'nın attığı tokadı konuşalım. Habertürk'ü de elinde bulunduran, Ciner Medya grubunda gazetecilik yapan ve onların Ankara temsilcisi olan Muharrem Sarıkaya geçenlerde Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'le bir canlı yayın yaptı. Bu yayın sırasında kendisi Abi nasıl kop? Ben 2 dakika siz benden kopunca ben bu yayına devam edemiyorum ha. Ciddiyim bak. Siz 2 dakika mesela geçtiğimiz günlerde şey olmuştu hatırlıyor musunuz? Siz aralıksız böyle sallanan meme atıyordunuz. Ben her şeyden kopuyorum mesela anda. Her şeyden ama. Odaklanamıyorum ya. Ne konuştuğumu odaklanabiliyorum ne yaptığım yayın oda. Ya mesela nasıl konuşmaya devam edebiliyor Fatma Şahin orada? Hele benim gözümün önünde emekçi birini tokatlayacaklar. Ben de kalkıp oradaki o kırmızı kitapla birilerini tokatlamayacağım. Çok zor. Yani korkunç. Gerçekten korkunç. Çok yazık, çok ayıp lan. Acaba kamera arkasında başka neler neler dönüyor yani başka programlarda? Benim bütün tüylerim diken diken. Sen kimsin ki amca bir kere ya? Siz kimsiniz ya? Ne oldu o kadar? Çok rahatsız bir durum mu var? 2 dakika reklam arası iste. 2 dakika reklam arası iste ya. Neyini koruyorsun bir de? Bir de neyini koruyorsun yani adamın? Ne münasebet lan? Siz bugün bu odada buradaki emekçiyi korumazsanız eğer Gaziantep Belediye Başkanı değil mi Fatma Şahin? Milletvekili miydi yoksa? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Siz ezileni edeni koruduğunuzu biz nasıl düşüneceğiz hep beraber? Nasıl düşüneceğiz biz bunu? Anladığımız kadarıyla telefonuyla alakalı teknik sorunlar yaşıyor. Daha sonradan kameraman olduğunu öğrendiğimiz Ahmet Demir ise Muharrem Sarıkaya'ya yardım etmek için kendi telefonunu getiriyor. Bu sırada yaşadığı teknik aksaklığın stresini kimden çıkaracağını düşünen Muharrem Sarıkaya en yakınında Ahmet Demir'i buluyor ve ona tokat atmaya karar veriyor. Olay bununla da bitmiyor. Sinirini yeterince çıkaramayan Muharrem Sarıkaya, karşısında hiç istifini bozmadan konuşmaya devam eden Fatma Şahin'e hiç aldırış etmeden dakikalarca etrafa sinirli bakışlar atıyor. Fıstıkla tanınıyor, baklavayla tanınıyor ama en önemli şey bizim için en önemli şey beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü. Daha geçen videoda iş yerinde mobbing konuşmuşken üstüne bu tatsız olayla karşılaştık. Kameraların kaydettiği bir alanda rahatça atılan bu tokat daha nelerden haberdar olmadığımız konusunda ciddi bir ipucu aslında. Ki zaten bu olaydan sonra daha önce Muharrem Sarıkaya'nın mobbingine maruz kalmış eski çalışanlar yaşadıkları olayları anlatmaya başladı. Ahmet Demir ise dava açacağını söyledi. Kamuoyu tepkisinin azalmadığını fark eden Ciner Medya çözümü Muharrem Sarıkaya'yı kovmakta buldu. Muharrem Sarıkaya ise Twitter'dan özürler diledi. Olaya tepki gösteren tüm kamuoyundan, meslektaşlarımdan ve ailemden onlara böyle bir olayı yaşattığım için de özür diliyorum. Bugün itibarıyla Ciner Medya Grubu Ankara temsilciliği görevinden ayrıldı. Umarım hiçbir yerde iş bulamazsınız Muharrem Bey. Umarım hiçbir yerde iş bulamazsınız. Böyle bir çalışma şekli olamaz yani çünkü. Böyle bir çalışma şekli, böyle bir saygısızlık olamaz ya. Ayrılmış bulunuyorum. Saygılarımla. İçimde uhde kaldı. Bir saat kadar sonra tekrar telefonla aradım. Her ikisinden ve ailelerinden özür dilediğimi ilettim. Dün de çok teşekkürler. Ne kadar yüce gönüllü birisiniz. Arayıp özrümü yineledim.
Cinar Medya Grubu yönetimi lütfen ve çalışma istemiş arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Hataydı, temsil ettiğim kurum açısından da bana yakışmadı. Kendisinin de açıklamasında oldu. Ya bir kere bu insanlığa yakışan bir şey değil ki ya. Siz kimsiniz? Kendinizi nerelerde görüyorsunuz ya? İnin ha o sırça köşklerinize, o tahtlarınızdan bir inin bir bakın bakalım ne dönüyor etrafınızda. Zort kere zort lan. O böyle o kaftanlarınızı bir atıp bir bakın bakalım neler dönüyor. Olduğu gibi kameraman Ahmet Demir ve İHA Bölge Müdürü'nden kurum adına özür dilerim. Yaşanan olayla ilgili hiçbir ama, fakat ve mazeret aramıyorum. Hayatım boyunca da bu olayla ilgili tek amaya, fakata ve mazerete sığınmayacağım. Bu hatayı meslektaşlarıma, onların da aynı duruma düşmemesi için meslek yanlışı olarak, örneği olarak anlatacağım. Muharrem Bey'in özür dileme şekli güzel ama maalesef inandırıcı değil. Bu olayın hayatında sadece bir kere yaşanmış tekil bir olay olmadığını hem stüdyodaki kişilerin tepkilerinden hem de eski çalışanların deneyimlerinden anlıyoruz. Kendisi iş yerinde psikolojik ve belki de fiziksel şiddeti davranış haline getirmiş bir insan belli ki. Ve bu durum bu şekilde ortaya çıkmasaydı ne bizim haberimiz olacaktı, ne o özür dileyecekti, ne de kimse onu işinden edecekti. Bu düzen böyle bir düzen anlayacağınız. Gördüğümüz olaylara verdiğimiz tepkiler de binlerce karaya vurmuş deniz yıldızının arasından ya, birkaç tanesini alıp denize atmaya benziyor. Ama başka da çaremiz yok gibi şimdilik. Bir de sizi takmayan bir insanın karşısında nasıl konuşabiliyorsunuz? Çok merak ediyorum yani. Nasıl olabiliyor mesela bu? Yani bir şehrin belediye... Mesela şunu düşünebiliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun karşısında böyle bir şey yapılsa sizce tepkisi ne olurdu? Hiç düşünen var mı? Çok merak ediyorum ve keşke bunu da görebilsek yani. Mesela gözümde hiç öyle bir şey canlanmıyor yani. Fatma'nınki, hanımınki gibi bir an canlanmıyor gözümün önünde. Mansur Yavaş'ta canlanmayacağını şuradan biliyorum. Ben kapıda soğuk hava diye 30 saniye, 1 dakika falan bekledim diye niye kızı bekletiyorsunuz diye sormuş bir insan yani. Hava soğuk, neden kapının önüne beklettiniz diye 1 dakika falan bekledim kapının önünde. Kimlik için. Tüm umutsuzluğum ve negatifliğimle üzerinize çöktüysem naçizane bir tespitimle devam etmek istiyorum. Farkındaysanız Muharrem Sarıkaya'nın tüm Tamer Karadağlı mimikleri ve dikkatini sinirden toparlayamayışı karşısında Fatma Şahin bir an bile duraksamadan bir şeyler anlatıyor. Bu durum bana inanılmaz sürreal geldi. Evet, mesela karşında seni dinleyen kimse yokken tek başına podcast kaydetmek çok zordur. Çünkü karşında paslaşacak biri olmadan akıcı konuşman gerekir. Fatma Şahin'in karşısında biri olmamasını bırakın, bir de anlatılan dışında her şeyle ilgilenen ve sinir krizi geçiren biri var. Ya Fatma Şahin imkansızı başarıyor. Bence şimdiden kendisine güzel bir solo podcast kariyeri düşünmeye başlayabilir. Ya abi mesela hayal edemiyorum ya. Gerçekten hayal bile edemiyorum ya. Ya şunu hayal dahi edemiyorum yani kendi karşımda yapıldığını. Ay şey yapıyorum, ay ne yapıyorsun ya falan. Krizi geçiririm lan. Geçirirsin çünkü. Haftalık link bırakma linçlerimizde bu sefer Danla Bilic ve Cemre Solmaz var. Olay şöyle oluyor. Nivea'nın çok uygun fiyatlı ve kullananlar tarafından hiç beğenilmeyen bir ürünü influencerlar tarafından bir anda övülmeye ve paylaşılmaya başlanıyor. Şimdi burada birkaç kritik nokta var. Öncelikle bu ürün bir cilt bakım ürünü ve cilt bakımına meraklı takipçilerim de çok iyi bileceği gibi uygun fiyatlı cilt bakım ürünleri genellikle bir işe yaramaz. Bir işe yaramamanın yanında bir de bu ürün peeling ve peelingde taneciklerin boyutu çok önemli. Büyük tanecikli peelinglerin ciltte mikro çizikler oluşturduğu için zararlı olduğunu biliyoruz. Yep. Nivea'nın bu peelingi de tam olarak anlattığım bu iki sebepten kullanıcılar tarafından sevilmemiş. Peki Danla bu ürünü nasıl paylaşmış dersiniz? Organik pirinç taneleriyle asla cildinizi çizmeden peeling. Gözenek ve siyah nokta temizliği için. Emin misin Danla? Cilt bakımı ürünü önermek bana çok riskli gelen bir hareket. Ciddi anlamda çok riskli geliyor abi cilt bakım ürünü. Yani
Tereyağıyla kavuralım kremi. Mis gibi olur. İnsanlar acaba şeye mi sinirleniyor ki? Çünkü mesela gece bakım rutinleri izliyorsun. Onlar da paylaşılıyor. Mesela oradaki ürünlere bakıyorsun. Sonra iş birliğiyle gelen ürüne bakıp mı sinirleniyor acaba insanlar? Olabilir. Bir de şunu hiç unutmayın. Çoğu özellikle bakım influencerı sürekli olarak arkadaşlar aylık cilt bakımlarına gidiyorlar. Aylık, haftalık. Bilmiyorum belki Damla bir iş gitmiyordur ama çoğu bakım influencerının yaptığından bahsediyorum. Baya baya gidiyorlar cilt bakımına. İşte ne bileyim gözenekler teker teker açılıyor, temizleniyor. O oluyor, bu oluyor, bilmem ne oluyor. Yani aynı cilt düzeyine ulaşmak şu anda biraz sınıfsal. Biraz değil, sınıfsal. Ben sizlere acı shaker öneriyorum. Çok güzel gözenek büyütüyor. İçini dolduruyor. Cildinizi kupkuru yapıyor. Sanki böyle yani buz gibi havaya böyle hani hiç nemlendirici sürmemiş dudaklarınız kurur ya. O denli kurutuyor. Ben size Hacı Şekir tavsiye ediyorum. Fena değil. Ya o çok iyi bu arada. Cemre Solmaz da ürünü övmüş ve şöyle bir tweet'e konu olmuş. Sen o olmayan cildinle reklam mı yaptın şimdi? Ürün o kadar kötü bir ürün ki kullanmadan reklamını kabul ettiğin çok belli. Elim boşta kalmasın, reklamsız kalmayayım diye kabul ettiğin çok belli. Ki o cildinle sana reklam teklif eden kişilerde de sorun var. Cildine ki? Buradaki olmayan cilt lafını asla anlamadım. Ben de anlamadım. Tweet sahibi Cemre Solmaz'ın cildini beğenmediğini söylemek istemiş galiba. Heee! Bu büyük isimli influencerların şöyle bir paradoksu var. Kendileri müthiş bir alım gücüne kabul... Ben sadece şeyi sevmiyorum bu arada. Yani o sırada cilt bakım ürünü önerip de mesela full makyaj olunmasından çok da haz etmiyorum ben. Çok sevdiğim bir şey değil o benim. Şey benim hoşuma gidiyor işte. Bak Duygu Özaslan'ı o yüzden seviyorum. Sebebini söyleyeceğim size. Duygu Özaslan abi deniyor, gösteriyor. Diyor ki böyle böyle diyor, şöyle şöyle diyor. Tabii diyor cilt tipiniz uygun mu bilmiyorum yapıyor. Ve paylaşıyor. Bana diyor çok iyi geldi diyor her seferinde. Hey ya da filtreli falan oluyor. Ben öyle olduğumu sevmiyorum. Öyle mi Vesper? Ben genelde onun önerdiği bir şeye baktığımda benim onunla ciddi bir çok tutuyor. O yüzden bana şey mesela ilgiliyor ama kimse, hiç kimse Çisem Çakır olamazsınız. Geç. Geç! Kimse Çisem Çakır olamaz. She is the best. Arkadaşlar bir de en iyi cilt bakımı stressiz bir yaşam. Ve bitti. Stressiz yaşam, düzenli uyku, çok güzel beslenme, çok iyi ek takviye vitamin alma, bol bol su içme. O yüzden çok da dinlemenize de gerek yok. Boş ver. Kavuşmuş ve çok yüksek fiyatlı ve iyi cilt bakım ürünlerini yani tercih eder durumdalar. Ben stresiz yaşamda eğleniyorum. Ama bu çok yüksek fiyatlı kozmetik markaları tabii ki affiliate marketing yapmaz. Yani link üzerinden satış odaklı influencer marketing yapmaları mümkün değil. Çünkü binlerce liraya peeling alacak Instagram kullanıcısı zaten onu bir şekilde biliyor ve alıyor. Belki daha premium bir reklam alanında atıyorum Vogue dergisinde görüyor. Danla Bilic'den La Mer marka 3000 liralık peeling görüp linke tıklayıp alacak 5 kişi ya vardır ya yoktur. Öyle olunca Danla Bilic bu yolda para kazanmak istiyorsa, ki çok çok iyi kazandığına eminim, Nivea'ya ya da Garnier paylaşmak zorunda kalıyor. Paylaştığında ise kimseye inandırıcı gelmiyor tabii ki. Neyse bunlar güzel dertler ya. Bu videonun başlığı kolaylıkla akıl sağlığı koruma challenge ya da bu videoyu sinir krizi geçirmeden bitiren cindir olabilirdi. Gerçi bir süredir Türkiye simülasyonunda yaşamak aynen böyle hissettiriyor. Bomboş dramalar konuşup dibine kadar geyik yapacağımız günleri heyecanla bekliyorum. O zamana kadar sakın bir yere ayrılmayın drama severler. Bana abone olmayı, sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi ve Discord server'ıma gelip bana bir selam vermeyi unutmayın. Bir sonraki dramada görüşürüz. Hoşçakalın. Ellerine sağlık drama pasta!
Çok şükür haftalık drama dozumuzu aldık efendim. Al buyurun. Na buyurun. Drama pasta. Buyursunlar. Ya Wattpad'e devam edelim diyorsunuz. Hatta Wattpad'de maça kızı mı?